Merhaba arkadaşlar. Bu derste sizinle yurt dışına seyahate çıktığınızda pasaport kontrol sırasında takılıp kalmamanız, mahsur kalmamanız için ve daha rahat geçebilmeniz için dikkat etmeniz gereken önemli birkaç tane ipucundan bahsedeceğim. Bunları özellikle son birkaç seyahatimde gördüğüm örnekler üzerinden anlatıyor olacağım. Almanya'da, Slovenya'da, İngiltere'de, farklı ülkelerde bu pasaport kontrol sırasından geçerken, orada memurlarla iletişim kurarken neye dikkat etmeniz lazım? Temelde neyi bilmeniz lazım? Bunlardan bahsediyor olacağım. Şimdi 3 tane burada sizin için nokta sıraladım. En önemlisi ve her defasında sorulan, özellikle Türkiye'den Avrupa'daki bir ülkeye gidiyorsanız sorulan şeylerden birisi şu: dönüş biletiniz nerede? Yani o yüzden eğer siz bir Avrupa seyahati yapacaksınız ya da başka bir ülkeye gidecekseniz lütfen ve lütfen dönüş biletinizin çıktısını elinizde bulundurun. Mesela dönüş biletinizi almadıysanız en azından bir rezervasyon örneği, hani dönüş için bir rezervasyon, bir şey elinizde çıktı olarak bulunsun. Tabi telefonunuzda resim olarak da kaydedebilirsiniz ama pratik olması açısından dönüş biletinizin çıktısını lütfen ve lütfen yanınızda bulundurun. Çünkü Almanya olsun, Avrupa Birliği ülkeleri olsun, İngiltere olsun, işte Slovenya olsun, neresi olursa olsun, genellikle memurlar sürekli, o gümrükteki pasaport kontrol memurları sürekli ne zaman döneceksin, kaç gün kalacaksın, buna takıntı yapmış durumdalar. Yani takıntılı bir şekilde sürekli aynı soruyu soruyorlar. Hani siz buraya geldiniz ama dönecek misiniz? Dönüş biletiniz var mı? İşte burada mı yaşamayı planlıyorsunuz? Bu hep şüpheyle yaklaşılıyor. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle lütfen dönüş biletinizi ne yapın? Yanınızda bulundurun. Hatta size hemen pratik bir örnek vereyim. Geçenlerde ben Almanya'ya gittiğimde direkt bunu tahmin ederek ne yapmıştım? Biletimin çıktısını yanımda bulundurmuştum. Çıktı olarak tüm ailemin bileti yanımdaydı. Verdik, gösterdik, rahat rahat geçtik. Hani niye geldiniz, ne yapacaksınız, ne kadar kalacaksınız? Klasik sorular. Nerede kalacağınızın da kesinlikle neyini bulundurmanız gerekiyor. Eğer otelde kalacaksanız otel rezervasyonunuz, işte bir akrabanızın birinin yanında kalacaksanız, bir arkadaşınızın yanında kalacaksanız, bununla ilgili bir açıklama, adres bilgisi yanınızda bulundurmalısınız. Niye? Diyelim ki sizin elinizde adres yok. O zaman o gümrük memuru şunu düşünüyor ya da pasaport kontrol memuru, siz hani kaçak olarak geldiniz ya da buradan bir yere kaçacaksınız. Hani anlattığınız şekilde normal bir turist olmadığınızı düşünüyor. Ya da ne yapacaksınız? Hani niye buraya geldiniz diye kesinlikle ve kesinlikle soruyorlar. İşte bir arkadaşınızı ziyarete mi geldiniz? 3-5 günlük tatile mi geldiniz? Ne yapacaksınız? Bunların cevaplarını kesin olarak hazırlamanız gerekiyor. Dedim ya, size örnek vereyim. Ben şimdi pasaport kontrolden geçtim ailemle birlikte. Eşim ve kızımla geçtik. Sonra baktım arkadan başka bir Türk yolcu benden yardım istiyor. Şundan dolayı pasaport memuru pasaportuna el koymuş. Geçirmiyor. Arkada bekle demiş. Bu Türk yolcunun da ne Almancası var ne İngilizcesi var. Genellikle pasaport kontrol memurları İngilizce biliyor. Hani ne dediğini anlatamıyor. Hani memur kendisine de ne demiş anlamıyor. Kendi derdini de anlatamıyor. Pasaport kontrol memuru pasaportuna el koymuş. Niye dersiniz? Çünkü dönüş biletini görmediği için. Dönüş bileti istemiş bu yolcudan. Anlamıyor. Neyse, ben çeviri yaptım. Durumu anlattım. İşte amcasına gelmiş. Amcası arkada bekliyormuş. Pasaport kontrol memuru da şunu dedi: amcası buraya gelsin, ben kendi gözlerimle göreceğim. Ondan sonra pasaportunu ancak teslim edebilirim. Yani şu an özellikle Avrupa'da bu konuda bence Türk yolcular sıkıntı yaşıyorlar. Bunları dediğim gibi sık sık soruyorlar ama illa Avrupa değil. Hani dünyanın neresine giderseniz gidin, bir dönüş biletiniz lütfen elinizde olsun. Nerede kalacaksınız, ne yapacaksınız, kaç gün kalacaksınız, bunları belgeleriyle gösterebiliyorsanız hazırlayın. Böylece pasaport sıralarında gereksiz yere mahsur kalmayın. Diyorum ya, ben bunu yani gittiğim pek çok ülkede yaşadım. Almanya'da zaten sürekli olan bir şey. Avusturya'da gümrükte yine aynı şekilde soruyorlar. Slovenya'ya gittiğimde açıkçası çok şaşırmıştım. Zaten küçücük bir ülke. Yarım saat soru sormuşlardı. Hani iyi ki Slovenya'ya geldiniz diye teşekkür edeceğine, hani niye buraya geldiniz? Belki şaşırmışlar. Hani Avrupa'da başka yer kalmadım da Slovenya'ya geldiniz diye. İngiltere'de aynı şekilde gümrükten pasaport kontrolden geçtikten sonra, hatta bazı ülkelerde şu var. Bir tek İngiltere'de başıma geldi. Diğerlerinde de geçerli mi bilmiyorum. Mesela İngiltere'de bir staj için gitmiştim üniversitede. Normal pasaport kontrolden ben geçtikten sonra normal bavulumu aldım gidiyorum diyelim. Başka bir görevli yanıma gelip bana bildiğiniz 10 dakika soru sormuştu. Hani niye geldin, ne yapıyorsun, işte nerelisin, ne yapacaksın, ne kadar kalacaksın, bir sürü bir sürü detay.
Tabii görevli olduğu için ha, ben de cevap vermiştim. En sonunda İngilizceniz çok güzelmiş deyip teşekkür edip hani yola devam etmiştim, bırakmıştı beni. Ama öyle şeyler yaşanıyor. O yüzden bunlara kesinlikle hazırlıklı olmak gerekiyor. Ve benim buradan size lütfen ve lütfen diyeceğim şeylerden birisi, lütfen temel diyalogları İngilizce olarak öğrenin. Yani dediğim gibi o Almanya'daki yolcu durumuna düşmeyin. Hani kaç gün kalacaksınız, niye geldiniz, nerede kalacaksınız? Hani bunları İngilizce ifade edebiliyorsanız işinizi görürsünüz. Kendinizi zor bir durumda kalmaktan kurtarırsınız. O yüzden lütfen bu temel seyahat diyaloglarını öğrenin. Evet, benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Sizin de ipuçlarınız varsa o ipuçlarını yorumlarda bizimle paylaşın. Tabii bir de şu var. Özellikle pek çok ülkeye giderken yanınızda gıda getirmenizi istemiyorlar. Hele de et ve et ürünleri varsa bavulunuzda ya da işte fazladan sigara, alkol gibi şeyler taşıyorsanız bunlar da sıkıntı olan şeyler. O yüzden hani bunlara da dikkat etmenizde fayda var. Evet, benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Hüseyin Demirtaş'la İngilizce kanalına abone olun. Bir sonraki derste görüşelim. Hoşça kalın.